Merhaba sevgili öğrenciler, ben Gündoğdu Koleji'nden Gözde Öğretmen. Bugün sizlerle 3. sınıf fen bilimlerinde konu çalışma sorularıyla beraberiz. Evet, haydi gelin hep beraber sorularımızı çözelim. Evet, birinci sorumuz, canlı varlıklar yukarıdakilerden kaç tanesini gerçekleştirebilir? Canlı varlıklar bir kere özelliklerini ne yapıyordu? Kendiliğinden değil mi? Hareket edebiliyorlardı, solunum yapabiliyorlardı, enerjiye ihtiyaç duyuyorlardı, bunun için de besleniyorlardı, uyarılara tepki veriyorlardı. Yani bunların hepsini yapabiliyorlardı. O yüzden kaç tanesini gerçekleştirebilir? 4 tanesini gerçekleştirebilir. Evet, ikinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin kirlenmesine neden olmaz? Biz bu tarz soruları okurken neden olur gibi okuyabiliyoruz. O yüzden soru köklerinin sonuna dikkat etmemiz lazım. Doğal çevrenin kirlenmesine neden olmaz? Tarım yapılırken sulanan tarlalar neden olur mu? Kalsın. B demiş, motorlu taşıtların egzozundan çıkan zararlı gazlar, evet, kirletilmesine sebep oluyor. Çevreye atılan evsel ve tıbbi atıklar, evet, doğada uzun süre yok olmayabiliyor. O yüzden neden olmayacak seçeneğimiz hangisi? A seçeneğidir. Evet, üçüncü sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bitkiler için doğru değildir demiş. A seçeneği, kendi besinlerini üretirler, değil mi? Yapraklarıyla kendi besinlerini üretiyorlardı. Yumurtayla çoğalırlar, köklerini toprağa uzatarak hareket ederler. Hangisi doğru değildir? Tabii ki yumurtayla çoğalmazlar. B seçeneği olacak. Evet, aşağıdakilerden hangisi milli parklar ve doğal anıtlar için ortak bir özellik değildir? Bir kere tekrar edelim. Milli park ne oluyordu? Doğada oluşanları devlet koruma altına alıyordu, değil mi? Doğadaki ormanlık yerleri korumaya alıyordu. Doğal anıtlar neydi? Doğada işte iklim şekillerinden olan kendine özgü olduğumuz, örneğin bizler işte peripacaları ya da Pamukkale Teraventayları gibi Türkiye'ye özgü yerler doğal anıtlar içerisine giriyordu. Ortak bir özellik değildir dediği için bakalım doğal çevrenin içerisinde yer alır. B insanlar tarafından oluşturulmamıştır. C yer kabuğunun oluşum süresinde ortaya çıkan yeryüzü şekilleridir. Değildir sorduğu için insanlar tarafından oluşturulmamıştır, değil mi? B seçeneği olacak. Evet, beşinci sorumuz. Orman, deniz, park ve şelale. Verilen bu varlıklarla doğal çevre adında bir grup oluşturulduğunda aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? Bir kere doğal çevre doğada kendiliğinden olması lazım, değil mi? İpucumuz doğaydı. Hangisi dışta kalacak özelliklerde? Deniz doğal çevreye örnek, orman doğal çevreye örnek ama park doğal çevreye örnek değil. Bu yüzden dışta kalır. Evet, altıncı sorumuz. İnsanlar kendi ihtiyaçları doğrultusunda çevrelerini düzenleyip yapılar inşa ederler. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen yapının karşıladığı ihtiyaç yanlış verilmiştir? Bakalım, market, eğlence, okul, eğitim, eczane, sağlık. Market eğlence için mi yoksa bizim ihtiyaçlarımızı alacağımız, değil mi? Besinlerimizi alacağımız yerler mi? Okul, eğitim gördüğümüz bir yer, evet, eczane sağlık için, değil mi? İlaçları aldığımız yer ama market eğlence için de değil, dediğinden dolayı yanlış verilmiştir. Evet, yedinci sorumuz. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğal çevrenin korunmasıyla ilgili doğru bilgi vermiştir? O zaman biz doğru bilgiyi arıyoruz. A. Doğal çevrenin korunmasından herkes sorumlu değildir. Tabii ki herkes sorumludur. B. Doğal çevrenin korunmasında görev almak sorumluluğumuzdur. Doğal çevreyi korumak için ormanların içine evler yapılmalıdır. En mantıklı, en doğru cevap ne olacak? Şimdi C seçeneğine düşebilirsin. Hani evler yapılmalıdır.
yapılmaması daha iyi. Çünkü betonarme olarak hani hem uygun olmuyor hem de doğal görünüşü bozuyor. Doğal çevrenin korunmasına görev almak hepimizin sorumluluğundadır. O yüzden B seçeneği. Evet, 8. sorumuz. Yapay çevreyi anlatan bir resim çalışması yapan Merve resminde hangi varlıkla ilgili ayrıntılara daha çok yer vermiştir? Merve yapay çevreyi anlatacak. Yapay çevre neydi? Yap, değil mi? Kısaltması, yani yapılmış bir çevre. İnsanlar yapıyordu. A. Akarsulara, B. dağlara, C. köprülere. Hangisinde yapay çevreyi insanlar yapar? Köprüleri insanlar yapar. Evet, 9. sorumuz. Kiraz ağacının yaşam döngüsündeki hangi aşama diğerlerinden sonra gerçekleşir? A. Ağacının köklerinin oluşması, kiraz çiçeklerinin açması, kiraz tohumunun çimlenmesi. Bizler 4 kısımda inceliyorduk. Diğer aşamayı, yani en sona yakın olan aşama, diğerlerinden sonra gerçekleşen aşama hangisi? Kiraz çiçeklerinin açması diğerlerinden sonra gerçekleşiyor. 10. Aşağıdakilerden hangisi doğal anıtlara örnektir? Doğal anıtlar neydi? Doğadaki iklim, rüzgar, değil mi? Yeryüzü şekillerinin doğal olarak kendiliğinden oluşan ve o yere özgü kendine, örneğin ne dedik biz? Nevşehir'deki peri bacalarını kastetmiştik doğal anıtlarda. Önceki bir ders videomuzda da açıklamıştık. Şimdi doğal anıtlara örnektir dediği zaman göl ve dağ her yerde var ama Pamukkale travertenleri, değil mi, daha Türkiye'ye özgü, Denizli'ye özgü bir yer olduğu için B seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumanın önemini anlatan bir slogandır demiş. Bir fidan dik, yüzümüz gülsün, spor yap, sağlıklı yaşa, öğrenmek için okumak gerekir. Şimdi diğer sloganlar da doğru gelebilir ama sana soru çevreyle alakalı dediği için hangisi çevreyle alakalı ona bakacağız. Fidan dik, yüzümüz gülsün, değil mi? Çevreyle alakalı. Evet, 12. sorumuz. Aşağıdaki sembollerden hangisi geri dönüşüm işaretidir? A demiş. A'daki şeklimize bakıyoruz. B ve C'deki şeklimize bakıyoruz. Geri dönüşüm, değil mi? Kendi arasında bak, ipucu da vermiş. Dönüşüm işareti B seçeneği olacak. Evet, 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde canlı ve cansız varlıklarla ilgili yanlış bir bilgi vardır? A. Canlı varlıkların yaşam döngüsü vardır. Evet. B. Canlı varlıkların hareket özelliği vardır. Evet. C. Cansız varlıklarda canlılar gibi solunum yapar. Bunu da canlı varlıklar diye okuyabilirsin ama dikkatli okuduğunda cansız varlıkları kastettiği için cansız varlıklar solunum yapmaz. C seçeneği olacak. Evet, 14. sorumuz. Birkaç saatlik bir yolculuğun sonunda vardığımız bu yerde insan eliyle yapılmış hiçbir şey yoktu. Neydi o insan eliyle yapılmış hiçbir şey? O zaman doğal bir çevreden bahsediyor. Her yer göğe doğru uzanan büyük ağaçlarla kaplıydı. Ağaçların üzerinde daha önce hiç görmediğim türde kuşlar vardı. Bu metnin yazarının gittiği yer aşağıdakilerden hangisi olabilir? Soru sana doğal çevreyi soruyor. Bakalım, orman, park ve hayvanat bahçesi. Hangisi doğal çevreye örnek? A seçeneği, orman doğal çevreye örnek. Evet, doğru yanlış ifadelerimize geldik. Aşağıdaki ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazalım demiş. Canlıların yaşayabilmesi için beslenmeleri gerekir. Evet, değil mi? Enerji almamız gerekiyor. Doğru. Çevre kirliliğinin en büyük nedeni bitkilerdir. Tabii ki bitkiler çevre kirliliği yapmaz. O yüzden Y. Canlılar nesillerini devam ettirmek için çoğalırlar. Evet, doğru.
Şelale yapay çevreye örnektir. Yapay çevre neydi? İpucu yapılmış, insanlar tarafından yapılmış olması gerekiyor ama şelaleyi insanlar yapmıyordu. Bu yüzden yanlış olacak. İnsanlar doğal çevreyi değiştirerek yapay çevre oluşturmaktadır. Evet. Doğru. Hayvanların büyümesi için yaşamları boyunca devam eder. Belirli bir zaman geçtikten sonra büyümesi duruyordu, değil mi? O yüzden yaşamları boyunca devam eder dediği için yanlış. Anıtkabir yapay çevreye örnektir, değil mi? İnsanlar tarafından yapılmıştır. O yüzden yapay çevreye örnek olduğu için. Pet şişe gibi atık maddelerin geri dönüşümü yoktur. Bizden geri dönüşümü olan maddeleri ne yapıyorduk? Öyle makineler vardı, değil mi? Onun içerisine yerleştirdiğimiz zaman ya da attığımız zaman tekrardan geri dönüşüme katkı sağlıyorduk. Pet şişe gibi atık maddelerin geri dönüşümü vardır. Bu yüzden ye dedik. Milli parkları korumak hepimizin görevidir. Doğru, oraları temiz kullanmamız gerekiyor. Geri dönüşüm dünya kaynaklarının tutumlu kullanılmasını sağlar, değil mi? Evet, doğru. Bitki yapraklarının güneş ışığına yönelmesi bitkinin hareket etmesi demektir. Örneğin ayçiçeği gibi. Doğru. Evet, çevrenin temizliğinden sadece temizlik görevlileri sorumludur. Hayır, değildir. Bizler de sorumluyuz. O yüzden Y. Sıra masa, taş, toprak, cansız varlıklara örnek verilebilir. Evet, canlı varlıkların yaptığı özellikleri yapamıyordu. Piller doğada kalıcı kirliliğe neden olmaz. Maalesef kalıcı kirliliğe neden olabilir. Uzun yıllar toprakta kalabiliyor. O yüzden Y. Doğaya zarar vermemek için güneş ve rüzgar enerjisinden daha çok faydalanılmalıdır. Evet, doğru. Canlılar dışarıdan bir etki olmadıkça hareket edemezler. Canlılar bir kere kendiliğinden, değil mi, hareket ediyorlardı? Dışarıdan bir etki mi olunca hareket ediyorlar? Hayır. İstedikleri zaman hareket edebiliyorlar. Sadece bitki güneşe yönelebiliyor. Sadece insanlar ve hayvanlar gibi hareket edemiyorlar. O yüzden Y. Çocuk parkları doğal çevreye örnektir. Hayır, yapay çevreye örnektir. Bu yüzden Y. Evet, bizler doğadaki çevremize örnek varlıklarla alakalı ders videomuzdan sonra konu çalışma tekrar sorularıyla beraber olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bizden size kocaman sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.